Suriye İç Savaşı'ndan etkilenen Suriyeli Halepli bir ailenin 14 yaşındaki oğlu. Gerçek bir hayat hikayesi, onu mutlaka belirtmem gerekir. Ben Muaz'la 3 sene önce tanıştım Türkiye'de. İstanbul'da, İzmir'de yaşıyorlar. Bir projedeki o dönem Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuyla spor projeleri yapıyordum. Çocukların Türkiye'deki, Suriye'den göçenen çocukların Türkiye'de entegrasyonu ile ilgili, topluma kaynaşmasıyla ilgili. O projeler kapsamında tanıştığım bir kardeşim diyeyim Muaz. Hikayesi çok etkilemişti beni tanıştığımızda ve sonrasında izniyle birlikte onu kurgulayıp anlatmak istedim. Çünkü savaş, hani savaş kötü demek çok havada kalan bir cümle. Evet, savaş kötü. Herkes savaş için savaş kötü der. Kimse savaş yanlısı değil. Ama bunu biraz daha psikolojik boyutuyla, çocukların bu süreçten nasıl etkilendiği yönüyle anlatmak istedim. Göç her iki taraf için de zor. Ev sahibi ülke için de zor, göç eden aile için de zor. Biz genelde bunu yetişkinlerin gözünden, mecbur kaldıkları, yapmak zorunda oldukları durumların gözünden görüyoruz ama çocuklar için dünya hiç öyle değil. Buraya göç ederken hatırlamayan, belki de bebek olan ve burada büyüyen çocuklar var. Yolculuğu bizzat hatırlayan, yaşı biraz daha büyük olanlar var. Burada doğanlar var, iki arada kalmış olan çocuklar var. Gerçekten savaşın en büyük mağduru her zaman çocuklar oluyor. Bu da öyle bir hikaye. Muaz ve ailesinin Halep'ten buraya yolculuğu sırasında başlarından geçenler ve sonra buraya geldikten sonra buradaki hayata adapte olmaya, buradaki topluma adapte olmaya çalışırken de yaşadıkları bir diğer zorlukları anlatıyor aslında. Yani aslında şöyle de diyebilirim. Bir iç savaştan kaçıyorsunuz, gerçek bir savaştan. Başka bir ülkeye yerleşiyorsunuz ama ister istemez bu ülkede de başka bir toplumsal savaşın içinde kendinizi buluyorsunuz var olabilmek için. Onu bir çocuğun gözünden anlatmak istedim. Hani gelen tepkilerin en büyüğü, bence en önemlisi benim için, ya evet, benim çok ön yargım varmış bu konuda ve hani hiç bu böyle düşünmemiştim. Yani böyle düşününce ön yargılarım kırıldı diyen insanların tepkileri benim için çok kıymetli, çünkü yapmak istediğim şey oydu. Muaz ve bütün arkadaşlarını aslında, belki de hani ben tanıştığım zaman da hep aynı şeyi söyledim. Zor bir hayatları var. Hayata zor başladılar. Evet. Ama hep zor gitmeyecek. Bir yerden sonra, yani bu onları daha güçlü bir insan haline belki de getirecek. Zorlukların içerisindeki o hani umuda, zorlukların içerisinde kazanabilecekleri başka başarılara odaklanmaları ve insanlara ne olursa olsun bence güvenlerini kaybetmemeleri.